Abla içeride kalan var mı acaba ya? Helikopter geliyor, çarpmasın sana. Tamam.
Tamam. Canan kopar şunu. Bu neyin kablosu? Bu kimin ya? Senin değil mi? Ha.
reklam olsun. Hem reklam. Arkadaşlar yukarıya drone kaldırmıyoruz. İtfaiye helikopteri gelecek, güvenlik açısından tehlike oluşturuyor. Yukarıya drone kaldırmıyoruz. Gökte tripod. Bagajlar. Thank you.
zaten biz şu anda. Milyarayı bilir, güzeldi. Ama biz hastanemliyiz şu anda ya, oradayız var ya. Söylesene, versene onu. Al. Berna sen misin? Şimdi beni arayabilirler, sorun çıkarsa var umarım. Bunlar haberler. Gel gel gel. Burada durma gel. Atlar mı yanında fazla? Yok. Döndükten sonra suyu boşaltacağım. Ben o sırada hareketli çalışırım. Bilginiz olsun.
Ne dişin sonra bir. Allah. Drone'u indiriyorum Zeki, ben batarya değişeceğim. Abi burayı ne be? Thank you.
ahşap bölümün hızlıca yanıyor olması. Tabii eski bir bina, yaklaşık 130 yıllık bir bina. Dolayısıyla her ne kadar acil bir durumda yukarıda ilgili kurumların valimiz tarafından hazırlanan havadan müdahale helikopteri hazır olsa da şu an kontrol altına alınan yangında o aracın buraya su müdahalesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü hem içeride evet hem içeride çalışan itfaiyecilerimiz var. Hem de binanın var olan statik yapısının öyle bir suyun bırakıldığı anda bunu taşımayacağı yönünde kanaat var arkadaşlarım da. Dolayısıyla tüm ekiplerimiz de buradayız. Çok yakın zaman içinde kontrol altına alacağız. Elbette burada çıkan yangın bizi üzmüştür ama can kaybının olmaması, bütün hastaların buradan nakledilmesi bizim için değerlidir. Vakfımızın yanındayız. Hem biz hem devletimizin diğer kurumları. Bu asil kurumu elbette ayağa kaldırırız ama dediğim gibi esas olan can kaybının olmaması. Tüm gücümüzle müdahalemizi yerine getiriyoruz. Çatıdan mı başladık? Çatıdan, kuzeydeki çatıdan başladığı ihbarı geldi. Dediğim gibi itfaiye ekiplerimizin müdahalesi esnasında hem o bölümde hem de güneye doğru ne yazık ki sirayet etmişti. Tabii ahşap ve de eski ahşap olması yangını biraz hızlandırdı çatı bölümünde. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra dediğim gibi can güvenliğini teminat altına almak ve bir an önce yangını kontrol altına almak. Dumandan etkilenen oldu mu? Sayın yok. Şu anda dumandan etkilenen tabii itfaiye erlerimizi görüyorsunuz. Bir miktar dumanın etkisinin onlara şeyi var. Rahatsızlığı var ama belli bir sürede dinleniyorlar. Belli bir tedavilerini aldıktan sonra yine hizmetlerine devam ediyorlar. Ama yoğun etkilendi diyeceğimiz veya hastane nakil konusu gerçekleşmedi. Toplam 3 bin. Birkaç kere anlamına ne diyeyim? Değerli arkadaşlar. Aynen Turgay. Mikrofonları başkasına ver. Arkadaşlar yardım edin muhabir arkadaşlarımıza. Yorulanlar gel. Sana et. Ver. Eyvallah. Evet. Değerli arkadaşlar. Eğilebilir miyim? Turgay sen sağa doğru geç. Balık Uzun Hastanemizdeki yangın gerçekten bizleri fevkalade üzdü. Arkadaşlar. İstanbul'umuza, Zeytinburnu'muza, Fazlı Çeşme mahallemize, buradaki başhekimimizin şahsında hastanemizde şifa dağıtan bütün sağlık çalışanlarımıza ve şifa bulmak üzere burada tedavi gören hastalarımıza hepimize büyük geçmiş olsun. Başkanımız da ifade etti. Canla ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız hamdolsun söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altında alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler, onların verecekleri rapor yangının sebebini ortaya çıkaracak. Ama şu anda ilgilendiğimiz bir an önce yangının çatıda başladığı ve soğutma, söndürme çalışmalarının bir an önce tamamlanması. Büyükşehir İtfaiye burada, az önce başkanımız da ifade etti. Zeytinburnu Belediye Başkanımız, Kaymakamımız yangın çıktığı ilk anlardan itibaren buradalar. AFAD burada. HKZ Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri az önce de ifade edildi. Çalışan arkadaşlarımızın, itfaiyecilerimizin can güvenliği ile ilgili meseleyi düşündüğümüz için hazır bekliyor. Ama şu ana kadar ona gerek kalmadı. HKZ itfaiyenin yanında, bu büyük çalışmanın yanında Sağlık İl Müdürlüğümüz ambulanslarımızla beraber tahliye çalışmalarımızı da tamamladık değil mi? Zaten hemen yakınımızda komşumuz var. Süleymaniye Kadın Doğum Hastanemiz var. Dolayısıyla değerli kardeşlerim hepimize büyük geçmiş olsun. Başhekimimiz burada. Sayı net sayı alalım. 62 yaşlımız vardı. 62. Onlar hepsi tahliye edildi. Yani isimleri burada yazılı. Tamam. Listesi tespit edildi. Diğer taraftan da 42 kadar da yatan hastamız vardı. Hepsi tahliye edildi. Bir bölümünde rehabilitasyon yaşlılarımızın bakım yeri var. Onların tahliyesi, yatan hastalarımız var. Onların da tedavileri hakiza 104. Nakledilen yerde. Toplam 104 buradan istifade eden vatandaşlarımız var. Her birine büyük geçmiş olsun diyoruz. Burası bize emanet. Tarihi, kadim, şifa merkezi.
Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastanemiz. Bu tescilli yapı inşallah en kısa zamanda eski haline getirmek üzere ihyasıyla da ilgili biz Kültür Turizm Bakanlığımız, valiliğimiz hep beraber el birliğiyle buradaki yaraları sarmakta bizim boynumuzun borcu. Tekrar ekranları başında bizi izleyen bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler arkadaşlar. Sayıları bir Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Bir kısımda da 42 toplam 104. Evet, evet. Herkes iyi efendim. Herkes iyi, herkes iyi. Çok şükür. Yangın neden çıktı sizce? Bilmiyorum. Ben haber aldığımda yandığını söylediler. Ben odamdaydım, o tarafta benim odam. Koşmaya başladım, bir baktım ki o sol tarafta alevler ve dumanlar var. Ondan sonrası tabii ateş alevlendi, başladı. Hayır hayır, can kaybımız olmaması tabii bizim için en büyük sevinç. En büyük sevinç. Vallahi herhalde bir saat oluyor, tam olarak onu bilemeyeceğim ben. Bakmadım o anda saatime, o heyecanla koştum bu tarafa doğru. Herhalde bir saat olmuştur. Tahminen, tahliyeler falan başladı değil mi efendim? Tabii hemen başladı, hemen başladı. Efendim bütün binalar aynı çatısı yanıyor sanırım değil mi? Nasıl? Bütün binaların mı çatısı yanıyor şu an? Binaların çatısı değil. Bu bina tek bir bina zaten. Tabii ki çatıların binası yandı. Evet, evet. Evet. Hocam kaç şu an buradan alındı toplam? 104. 104. Ölü var mı hocam? Yaralı hayır, mı? Hayır, hayır, hayır. Ölü yaralı çok şükür yok. Dumandan etkilenen bile çok şükür yok. Yok. İsim soy isim mi efendim? 35 yaşında efendim? Bir hastanın isim soy isim mi? Stati, küçük adım Stati, soyadım Leana. Başhekim ve mesul müdürüm ben. Evet. Geçmiş olsun hocam. Efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok kısa sizden bir röportaj alsam mümkün olur mu buradayken evet, hemen? Evet. Çok kısa. Evet. Şu tarafa dönelim mi? Şu tarafa dönelim. Evet. Buradan. Hocam biraz açılır mı? Çok şey demiyordum. Çap kaldı. Biraz girelim. Hocam sizi yanımda. Şu şurada dursanız hocam. Alsan böyle gel. Ters ışık olmayacak mı? Böyle alsa daha iyi. Thank you.
yayındayım abi, havadayım. Havadayım, havada. Evet abi, havadayım. Dur abi. Havaya kaldır, havaya kaldır. Tamam. Tamam abi, giriyorum da duman var yani. Bir için almıyorsanız ben alayım. Aynı kimse kalkma. Abi dumandan giremiyorum ki, bir sürü şey var burada. Eksileri kim aldı? Kim yayın yapıyor abi? Tamam abi, tamam. Kimse kalmadı mı? Herkes çıktı, evet. Eksik kim kaldı? Abla eksik var bu tarafta. Baksana şuraya.
Thank you.
o yüzden. Ara onu getirsin. Hepsi boşaltıldı. İçeride kimse yok. Kablo falan ne olsa kopmadı. Bana abi, bana bir hemen şey ismini at, soracağım. Sorduracağım. Yeni bir drone parçası. Eyvallah, sana da. Bak bir şey de. Bu böyle. Sen çıkartın da bir böyle.